Sakarya Akıl Araba Dünyası'ndan herkese merhaba. Yine bir Akıl Araba kurulum videosu ile karşınızdayım. Daha önce beyaz modelini kurmuşum fakat çok hani etkin bir şekilde görünmüyor. Videoda bir farklı bir açıdan farklı bir şekilde tekrar kurulum yapmayı düşündüm. Kurulum yapmak isteyenler için ne de olsa fikirler, rehberlik sağlamış olur, rehber sağlamış olur diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Baby Off 444 kırmızı modeli. Of, çamurluklardan topraklığı bile kaldırdım. Yatırdım. Ayaklar üzerine. Kutu içerisinde herhangi bir şeyimiz kaldı zaten. Şöyle bakalım kutumuzu. 444 ürünü. Mercedes benzeri. Logosu vesaire Mercedes'e benzer bir akil araba. Paspasların küçük kırpıntıları var şu an. Paspasları halı flex'ten keserek yaptıkları için biraz kırpıntılar var ama neyse, onlar çok önemli değil. Önce fiziki muayene. Kırık vesaire nakliye sırasında herhangi bir sıkıntı var mı yok mu ona bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı benim gözle gördüğüm herhangi bir şey yok. Alt kısmında da bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Tekrar o tarafına da bakacağım ama koltuğumuzu koyalım. Arka spoilerımızı hemen takalım. Şöyle de Bugo'larda şöyle ters de takılabiliyor ama bunda ters takılmıyor. Bunda düz takılıyor. Hop, hemen arka spoiler'ı geçelim. Sıkıntı yok. Bunu zaten takmıyorum. Vatandaş kendisi takar diye. Mikasını sadece şöyle bir gözüyle kontrol edeyim. Çatlak vesaire, ne bileyim, böyle bir kötü bir görüntü yok. Olsa da sipariş ederiz. Yenisi gelir. Sıkıntı olmaz. Hemen direksiyonu vesaire arındıralım. Açalım direksiyon kısımlarını. Direksiyonumuz var. Yine aynı şekilde üçgen logosu vesaire üzerinde. Yan aynalarımız sabit bu modelde. Şuralara takılıyor, geçirmeli. Tık diye oturttuktan sonra sağa sola dönmeyen bir ayna yapısı var, bilginiz olsun. Kimisi hareketli ister, kimisi düz ister. Orası da ayrı bir konu. Şarj aletimiz bizi karşılıyor. 12 volt 1 amperlik şarj aleti. Şurada koruma kapağı vardır. Kapatırsınız. Nakliye esnasındayken kırılmasın diye önlem amaçlı koyulmuş durumdadır. Kumandamız var. Kumandaya hemen 2 tane pil takacağım. Sonra akıllı arabaya güç, enerji vereceğim. Sonrasında bakalım nelerle karşılaşacağız. Herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Baybob'un ürünlerinde ufak tefek bazı şeyler çıkabiliyor ama çözülmeyecek şeyler değil. Hani belki bireysel kullanıcı olarak bazı konularda eksiklik olabilir veyahut da işinden çıkamayacağını düşündüğünüz şeyler olabilir ama aslında çok öyle uğraştırıcı işler de değil diyebilirim. Çok böyle bu nasıl oluyor ki veya işte bu tamamen mümkün değil yapılması gibi bir ibareyle sonuçta karşılaşacağınızı sanmıyorum diyeyim. Bir akü arabamızın şurada stikerleri mevcut. Garanti belgesi mevcut. Attım aşağıya. Tekerlek kumandanın direksiyonumuz burada. Yan tarafa koyabilirim. Şöyle bir kaldırıp yanından bakmak istiyorum. Altta olan bir kırık. Gözle muayene. Tutamağımız sağlam. Tutamakta sorun yok. Arka yerlerde çatlak kırık. Gözde muayenede bir sıkıntı görünmüyor. Eğer biz bir zarar vermezsek. Bize zarar vermeyiz ya. Niye zarar verelim? Tamam. Tekerleklerimiz var. Biraz uzun bir araba olduğu için masaya tam oturmadı ama. Tekerleklerimiz böyle basmalı. Şöyle basmalı. Daha önce Kogar modeli kurmuştum. Kogar modelinde şu göbek kısmını koymamışlar. Göbek kısmının olduğu yere pull ve vida takarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorsun aslında ama Kogar'a da bu tarz bir şey yapılabilir. Çünkü aynı tekerlek sistemini kullanıyor. Yine AMG belirtmiştim orada. Kogar'a AMG logolu şey diye. Ama onun tabi arkasında uzatma klipsi falan var. Arka dingilini uydurabilmek için hemen lastikli tekerleği. Öyle bir mühendislik çalışması yapmışlar. Buna göre uygun bu üretim olduğu için bunda herhangi bir değişikliğe gidilmiyor tabi. Bu standart. Neyse. Çok o tarz detaylara girmeyeyim. Bir bakalım. Akü kablomuzu takalım. Ne durumda? Bunun sigorta yeri bile var. Bundan ben bu arabayı çok seviyorum. Tam tekmil yani. Neyin nerede olduğu belli.
Ha şunu da belirteyim, hazır görmüşken anakartın yeri belli, kablolar gayet sade, işte şarj giriş yeri gayet sade, her şey mümkün mertebe güzel. Akü koruma kısımları plastik döküm, plastik enjeksiyon kalıbından çıkarkenden muhafaza kısımları var. Ayrıca mesela 4.36 modellerinde orada iki tane kapak var. Kapakla motor muhafazasını yapmaya çalışmışlar. Burada direkt yuvası belli. İçeri koyuyorsunuz. Tamam. Gayet yani tam tekmil güzel bir akülü araba aslında bu araba. Kurulma devam edeyim. Yan aynalarımız, yan kapılarımız, aynalar değil de yan kapılarımız çalışıyor. Bir de bu kapılarla alakalı kurulum esnasındayken aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya bunun kapıları tam oturmuyor. Hani arada böyle açıklık var gibi. O nasıl oluyor? Tekerlekler takıldıktan sonra, montaj olduktan sonra çocuk içine oturduğu zaman otomatikman önden ve arkadan ortaya doğru bir yük dağılımı olacağı için bu şeyler tamamen kapanmış oluyor. Böyle gayet güzel birbirine yapışmış oluyor. Muhtemelen üretici de onu düşünerekten ya bu işte çocuk da üzerine bindiği zaman hepten kapılar sıkışmasın diye biraz böyle gevşek üretmişler. Çocuk üstüne oturduğu zaman ağırlıkla şu aradaki yaklaşık 0,5 santimlik bir boşluk var. Bu kapanmış oluyor. Yani şuraya çocuk bastırdığı zaman şu gövde hafif böyle bükülmek suretiyle oradaki boşluğu almış oluyor. Arkadaki ledlerimiz, çift şerit ledlerimiz sağlam. Öndeki tek şerit led ve yandaki lambalar açılmış durumda. Gösterge ışıklarımız tamam. Açma kapama butonumuz çalışıyor. Açma kapama anahtarımız çalışıyor. İyi vites. Bazen gerisi ilerisi karışabiliyor ama şu an bir sıkıntımız yok. Bunun hani sigortasının takılacağı yerin bile, yani koruma sigortası, 10 amperlik koruma sigortasının takılacağı yer bile özel tasarlanmış. Tıkır tıkır süper. Yani. Üretimi çok güzel. Kasası falan da güzel gerçi. Burada mod tuşumuz var. 12 volt. Flash modu. Bluetooth modu. Ve radyo modu mevcut. Flash dediği kendi içerisindeki müzikleri çalıyor. USB kısmından zaten bağlantı yapabiliyorsunuz. AUX girişi var. Mod kısmından da bu seçenekleri aktif deaktif edebiliyorsunuz. Ha, şimdi kumandaya da bakacaktık gerçi. Hop, M tuşuna uzun uzun basıyorum. Nokta nokta yanmaya başlarken zaten hemen otomatik gördüm. Speed kısmını da görüyorum. Birinci vites. Üçüncü vites park modumuz. Park modumuz da çalışıyor. Park modunu devreden çıkardık. Her şeyimiz gayet sağlıklı bir şekilde ilerledi. Akülü arabamızda sıkıntılı bir nokta yok şu ana kadar. Bütün kontrolleri de yaptık. Her şey çalıştığına göre artık tekerleklerini vesaire hepsini kurulumunu yapıp tamamen bu konuyu, bu videoyu bitirmeye yönelik adım atabiliriz. Ay gidi hay. Bununla kumandamızı test ettik. Şarj giriş yerinin bağlantısını test edeceğiz. Koltuğun hemen sol alt tarafını konumlandırmış durumda. Küçük bir yer var, oraya takacağız ve bakalım akülü enerjisi kesilecek mi? Kesildi. Şu an soketimiz gayet düzgün çalışıyor. Bir sıkıntımız yok. Tüm ayarlı yerine koyabiliriz artık. Biraz daha ışık altında, biraz daha düzgün bir video olurdu diye tahmin ediyorum. Birkaç açıdan çekme şansım yok. Tamam. Ne yapacağız? Tekerleklere girişelim. Tekerlekler zaten klipsli. Direkt takılacak şekilde klips. İçine kadar ittirip şifteye oturacak. Arkadan bakıyorum. Şu an aşağılarda, içerilerde zaten tekerleklere içeriden şey yapmışlar. Mil sağa veya sola kaymasın diye ortaları da pul koymuşlar. Yani bunu böyle karşılıklı gelip de karşılıklı sıkıştırıp çıt çıt diye oturmaya gerek olmayacak şekilde bir sistem var bu akülü arabanın. Zaten bir taraftan taktığınız anda biraz içerisinde çapak falan olabilir. Girerken zor olabilir bazı kısımları. Biraz ittirin edin. Bu şekilde düzelir. Şu an düzeldi. Bir iki tanesinde böyle çekmeyle çıkma gibi bir sorun oldu. O da şu içinde iki tane demir pin var. Demir pin. Bu bastığınız zaman ayıran kısım. Onlardan bir tanesi olmadığı zaman çekmek suretiyle gelebiliyor hele. O konuyu teyit etmek için biraz sertçe asılıyorum ben. Siz de asılın. Bakın çocuk yolda giderken tekerleği çıkarsa korkabilir. Bir daha binmek istemeyebilir. Öyle bir antipati oluşmasın çocuk ve
ebeveyn tarafından diyelim. Güzelce bir kontrol edin. Tekerleklerin çıkmadığından emin olun. Çık diye oturdu mesela şu an bu. Böyle biraz ayırın. Hiçbir şey olmuyor. Sıkıntı yok. Görüyorum. Akıl arabamızın arka kısmı geldi bize. Orta göbek kısmından baktığınız zaman zaten içeriye doğru gidiyor. Şık diye oturdu. Gene çekiyorum. Yok. Sıkıntı yok. Merhaba tekrardan. Kısa bir bölüm yaptık ama telefonum şarjı bitmiş. Bunu bu arada takmış oldum. Ama ön kapıyı da ön tekerleği de takmış olduk. Ön tekerleklerinde sıkıntımız yok şu an için diyelim. Ay gidim ay. Hemen diğer kısımlarını devam edelim akülü arabamızla alakalı. Hemen direksiyon montajı ile alakalı direksiyonumuz çalışıyor mu? Kornumuz vesaire çalışıyor. Direksiyonumuzun montajını yapalım. Direksiyonun milini çıkartırken burada bir delik var. Dikkat edin, somununu güzelce tutun, fiberli somununu. Kaymasın, düşmesin. Herhangi bir zarar görmesin diyelim. Tekrar burası aşağı düşmüş. Aşağıdan yukarıya doğru ittirin. Deliği tam göremiyorsanız biraz yukarıda aşağıda kalabilir. Ve buradaki yuvarlak olan kısmı, buradaki direksiyon üzerindeki yuvarlak olan kısımdan takın ki somunun geçtiği yerde, çünkü şeyli yer var. Altıgen köşeli. 2, 4, 2, 4, altıgen köşeli. Aynen. Altıgen köşeli giriş yerine alakalı sıkıntı yaşamamış olun. Tam yerine otursun. Güzelce sıksın. Yine aynı bunun da fiberli somununu dışta kalacak şekilde. Şanzımanında mı sıkıntı var? Anlamadım ki. Tamam. Şimdicik ne kaldı? Ön tarafımız kaldı. Yan aileler ve koltuk. Koltuğumuzu hemen koyalım. Yan aileler vesaire zaten koymayacağım, takmayacağım. Koltuğun olduğu kısımda iki tane vidamız görünüyor. Şu kemeri üst tarafa alın. Şöyle. Normal boş bir yere bırakın. İki tane vidayı göreceksiniz zaten. Şu an o açıdan çekim yapamıyorum ama iki tane vidayı sökün. İki tane vidayı söktük. Sonrasında koltuklarımızın arkasında iki tane giriş yeri var. Bu kısımları şöyle manevra hafif açı vererekten içine soktuktan sonra aşağı doğru güzelce ittirin. Ön bezleri falan da altına sıkışacak. Ön bu yumuşak koltuk da altına sıkışacak şekilde şöyle elinizle destekleyerekten güzelce oturtun. Yerine böyle tam geçtiği zaman tık diye bir ses geliyor zaten. Geldi. Oturdu. Şu an yine çıkartmış olduğunuz vidaları koltukların yanlarına. Nerede vida deliği? Şurada. Çok fazla sıkıştırmayın. Plastik parçaları nihayetinde. Kırılma ihtimali var. Onu da çok sıkacağım diye ısrarcı olmayın. Diğer tarafa geldim. Diğer tarafta da yine aynı şekilde deliği gördünüz. Delik tam üst üstüne yerine denk gelmiyor olabilir. Koltuğun üzerindeki plastik parçayı hafiften kendinize doğru çektirerekten, açı vererekten deliğin içerisine yerleştirin. Şu an burası da tamam. Bu kısmımız da oldu. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kapı niye? Burada bir sıkıntı yok da. Kasıyor gibi yaptı. Daha bir şey yok ya. Tamam. Çocuk da üstüne oturduğu zaman bu kısımlar daha da kendine gelecek. Budur. Şu mika kısmı tam çıkartmıyorum yerinden ama şöyle hani görebilirsiniz. Nereye girdiği konusunu görebilirsiniz en azından. Şöyle içine doğru hafif ittiriyorum. Fakat plastik şu parça o,
plastik şu parça demeli olmuyor tabi. Kelime de harcıyor. Şeffaf folyo. Şeffaf folyo. Bu ambalajı çıkarttıktan sonra içine tık diye oturtabilirsiniz. Yan aylarımız da şöyle şurada şu kısımlara geliyor. Tık diye yerine oturacak ama ben oturtmuyorum. Videoyu şöyle içine doğru ittirirseniz oturacak. Şu an herhangi bir eksiğimiz yok. Kumandasına baktık. Şarj aletine baktık. Kurulum malzemelerini vesaire hepsini gösterdim zaten size. Anlattım. Tam açığı uygun olmasa bile en azından sözel olarak birçok konuya değindiğimi düşünüyorum. Akülü arabamız da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Biraz yakınlaşacağım şimdi. Hop, tripodumuzu ayıralım. Işık kaynağımızda şöyle bir yerleştirirsek. Tamam. Şöyle akülü arabamızı görelim. Akülü arabamız Mercedes benzeri bir araba. Bu şekilde tekerleklerimiz. Şurada şey göstergemiz var. Voltaj göstergesi var aynı zamanda. Voltaj göstergesi şuradaki ileri geri vitesimiz. Burada stikerleri var. Stikerleri yapıştığı zaman alttan böyle ışık vermiş olacak. Stikerler de aydınlanmış olacak. Burada açma kapama tuşlarımız var. Işıkları açma kapama tuşu. Hop kapanır açılır şekilde. Ön taraflarda keza aynı şekilde. Burada da güç butonumuz var. Güç kapattığınız zaman tamamen açılıp kapanır. Az önce bahsettiğim vida şurada. Ben şöyle bunu böyle biraz kendinize doğru çektirdiğiniz zaman tam deliğini bulabiliyorsunuz. Yine karşı taraftaki delik de burada. Arka kısımdan iki tane şey vardı, klips vardı. Onları da yerleştirdik. Gaz pedalımız burada. Hemen böyle ileri gitti. Hop. Hop geri de geldik. Bu şekilde direksiyonumuzun da görüntüsü böyle. Yararlı bulduysanız videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Bu tarz akülü araba içeriklerinde merakınız varsa kanalıma abone olabilirsiniz. Birçok akülü araba videosu mevcut. Görmüş olduğunuz ürün de bu şekilde. Şuradan bir enstantane alayım. Şöyle de kapak resmi yapalım. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa da bilgimin sırtında yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun diyorum. Güle güle, bay bay.